Muharrem İnce'nin çekileceğini eninde sonunda şu veya bu biçimde biliyordum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli kumpaslarla büyüyen bir parti olduğunu bilmeyen yok ki. Bu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu aklı değil. Dedim ki gazı bulduktan sonra bizi her zaman tehlike bekliyor. Niye? FETÖ'cüler dediğin şey CIA'dir. Amerika'nın kendisidir. Meral Hanım'ı bir günde yerler. Aynı tehditleri bırakacaklar mı zannediyorsunuz? Ayın 14'ünde oy bitiyor. 15'inde birbirleriyle kavgaya başlayacaklar. Çünkü her zamanki gibi kaybedecekler. Bu millet mağaralarda yaşayıp yemeği de ve pisliğini aynı mağarada yapan insanları devlet yönetimine getirmek isteyenlere izin vermez. Hocam merhaba. Merhabalar. Siz bir sokak röportajından ünlenip buralara kadar geldiniz. Şimdi ordunun milletvekili adayısınız. Ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu süreçte? Bir milletvekili ne yapar? Siz neler yapıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Olay aslında hiç milletvekilliği falan gibi başlamadı biliyorsun. Hani bu sürece geldi. Aslında bu bilginin değerlendirilmesi olarak görüyorum ben. Tabii ki büyük ölçüde memnunum. Yani siyaset alışık olmadığım, bu şekilde bir siyaset alışık olmadığım bir konu. Benim alışık olduğum, daha çoğunluk düşündüğüm siyaset tarzı, hı hı, hani o televizyondaki yaptığım yorumlar gibiydi. Evet. Ama tabii ki ülkeye faydalı olabilmek için şu anda ben yerel siyaseti, yani ordunun siyasetine girdim. Aslında bu bana değişik bir pencere açtı. Allah var, hoşlandım da. Onu da söyleyeyim çünkü... Kendi dolduğum yerlere hizmet etmek başka bir duygu. Evet, insanlar yani, da seviyor sizi bir yandan. Bu da güzel bir şey yani. Çok etkisi oldu. Hem sosyal medyanın çok etkisi oldu. Hem de yapmış olduğumuz programlar çok kişiye dokundu. Onların da ikinci bir etkisi, hı-hı, oldu. Biz ister istemez, mesela Ersin Bey'le yapmış olduğumuz hafıza programımız, tabii, tabii, var biliyorsunuz. 60 bölüm sürdü, 60, evet, hafta. Ve onların içerisinde aslında o kadar değerli bilgileri toparladık ki birlikte. Ben onların hepsiyle şu anda hem orduyla birleştiriyorum, hem Türkiye'yle birleştiriyorum, hem dünyanın şu anki oluşumuyla biliyorsun bir seçim sürecinde. Evet, çok az bu kaldı. Bu seçim sürecinin içerisinde çok ilginç şeyler oluyor. Mesela Muharrem İnce'nin çekilmesi için ne düşünüyorsunuz? Neden çekildi sizce? Şimdi ben baştan beri esasında Muharrem İnce'nin çekileceğini eninde sonunda şu veya bu biçimde biliyordum. Onu her zaman da söyledim. Onun da sebebi şuydu. Muharrem İnce aslında belirli bir hani dik duruş sergiledi zannediliyor ama hiçbir zaman olmayacak, olamaz dedim. Onun da belirgin bir sebebi var. Onun bir tane örnek vereyim anlaşılır mı? Bundan yaklaşık 6 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanırken, hı hı, otomobille alakalı kendisine sorulan soruya Türkiye'nin böyle bir şey yapması saçmalık cevabını verdiği gün ben kendisini çizdim. Onun da sebebi şuydu. Şimdi efendim buna verdiği, devam ettiği örnek siz Almanya'da işte ben bir fabrikaya gittim adamlar bir saniyede bir araba üretiyor. Ne var bunda? Ne var? İşte biz de onu yapmak istiyoruz kendi memleketimizde. Senin buna... Bir ülkeye yönetici olmaya çalışıyorsun. Evet. O zaman senin buna evet demen lazımdı. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli kumpaslarla büyüyen bir parti olduğunu bilmeyen yok ki. Bunu benden iyi onun bilmesi lazım. İsmet İnönü'ye yapılan kumpaslar vardır. Ecevit tarafından, Ecevit'ten, hı, sonra devam edenler vardır. Bunların hepsi birbirine. Deniz Baykal'a yapılanlar. Şimdi yapılanlar. Bakın. Evet. O... Özellikle bir şey çok önemli. Dün Muharrem İnce ile bu olaylar olurken Kılıçdaroğlu ilginç bir şey söyledi. Bu acayip bir çıkıştı. Rusya ile alakalı, evet, bu işletimler Rusya dedi. Rusya'nın karıştığını söyledi. Yani bu aklınıza ne geliyor? Amerika'daki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği, onun için Trump'ın yargılandığı falan filan var ya, bakın Taner'e gidiyor. Neden? Bu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu aklı değil. Bu akıl İngiliz, Anglo-Sakson aklıdır. O yüzden bütün Batı medyası, başta İngiltere'deki The Economist, Guardian, bakın bunların hepsi Financial Times, bunların hepsi aynı grubun üyelerinin elinde olan şeyler. Veya Fransa'daki veya Yunanistan'daki hani Tanea gazetesine kadar aynı şeyler gidiyor. Dünyada çok ilginç şeyler oluyor.
Biz Ersin Bey'le yaptığımız programlarda hep bunu vurguladık. Dedik ki bakın, Türkiye'nin seçimi falan değil. Yeryüzünde hiçbir millet diğer bir milletin iç işlerine bu kadar katılmaz. Ben burada en önemlisini söyleyeyim size. Yeryüzünde 208 tane devlet var. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı kayıtsız. Toplam 208 devlet var. Bu devletlerden 203'ünü atın siz. Dünyada 5 ana devlet son 500 yıldır yeryüzünün coğrafi sınırlarını ve geleceğini belirleyecek. Bunlar bu zamana kadar düzeni belirleyenler, bugünü ve yarını şekillendirmeye çalışanlar. Birincisi yarım ülke Fransa. Napolyon döneminde devasa bir imparatorluk oldu ama onun haricinde Charles de Gaulle dönemi hariç pek fazla bir varlık gösterememiştir Fransa. Sıkıntılı bir ülkedir. Bir ülkenin başa geçebilmesi, etki edebilmesi, dünya politikasında etkili olabilmesi için çok önemli bir şey lazım, liderlik. Her şey yerinde olduğu zaman o halk seni kabul edecek, coğrafi şartların uygun olacak, imparatorluk geçmişin olacak, iyi bir liderliğe sahip olacaksın. Ekonomi ve en sonunda da silahlı güçler. Ekonominin daha da önünde silahlı kuvvetler vardır, daha da önünde. Aynı Rusya'nın silahlı kuvvetlerle ayakta duruyor. Ekonomisinde hiçbir şey yoktur. Ben buradan yola çıkarak bu yapılan açıklama, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması inanılmaz talihsiz bir açıklama. Türkiye ile 500 yıldır ilk defa Rusya belirli bir barış anlayış dönemine girdi. Biz Karadeniz'de gazı bulduktan sonra gazı tehlikeye atacak olanlar Anglo-Saksonlardır diye bas bas bağırdım ve dedim ki gazı bulduktan sonra bizi her zaman tehlike bekliyor. Niye? Korumasını bilmediğin zenginlik başa beladır dedim. O yüzden güçlü bir donanmaya ihtiyacımız var diyordum. Türkiye TCG Anadolu'yla dünyaya gövde gösterisi yaptı. Bu çok büyük bir olaydı. Bakmayın siz bunlara sevinemeyen bir muhalefet var. Bunlara sevinemiyorlar. Aslında onlar Türkiye'ye iyilik olacak hiçbir şeye sevinemiyorlar. Hani yurttaşlığın bizim dönemlerimizde, siz gençsiniz bilmezsiniz, bizim dönemlerimizde yurttaşlık bilgisi kitabı vardı. Orada yurttaşlığın temelini kıvançta ve tasada birlik olarak anlatırdı. Bizimkiler ne kıvançta ne tasada, bizimle birlik değil bir muhalefet var. Bunlar en iyi şeyi de yapsa biz karşı çıkarız diyen bir anlayış var. Ben anlamakta çok zorlanıyorum. Çok. Gerçekten çok, evet, zorlanıyorum. Kılıçdaroğlu'nun gerçekten Rusya'ya değil de Batı'ya, İngiltere'ye yönelmiş olması, oradan işte 300 milyar dolar getireceğim gibi vaatleri ya da işte hem getireceğim deyip ondan sonra getirmeye karar verdim. Yani yaptığın daha kumpası aynen. Lafa karıştırmak bu. Emin olun buna. İstese pekala Muharrem İnce'nin arkasında durup diyebilirdi ki hayır efendim böyle bir şey yapıldı. O ahlaksızca bir şeydir. Ben Rusya'yı Musya'yı suçlayacağına adam gibi çıkardı. Hayır efendim çekilmesine bile gerek yok. Tek kelimeyle bu işi başlamadan bitirebilirdi. Evet. Asla. Çünkü kendisi bu FETÖ'cülerin taktiği. Hı hı. Yapılan her şey FETÖ'cülerin taktiği. FETÖ'cüler dediğin şey CIA'dir. Amerika'nın kendisidir. Onların kendi aklı yoktur. Kıt kafalılardır hepsi. Bunların aklı yoktur. Bunlara belirli bir yol ve dizayn çizen insanlar aynı zamanda Türkiye'nin Rusya'yla kötü duruma gelmesini istiyor ki bu adamlar gelirse, yani zillet ittifakı kazanırsa kazarıza, veya adına Millet İttifakı diyorlar ama tam anlamıyla bir zillet. Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine Yunanistan'ın, Ermenistan'ın çıkarını savunan insanlar o grubun içerisinde ve aynı grubun aynı otobüsün içerisinde olup ben onlara sırtımı döndüm diyen bir Meral Hanım var. Otobüs aynı yere gidiyor. Kimi kandırıyorlar anlamıyorum. Şimdi Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıklarken sonunda şöyle bir şey dedi. Hani birileri kaybettiğinde kimsenin bahanesi kalmasın. Hani bahane olarak bizi sunmasın dedi. Burada direkt CHP'yi mi sizce okun önüne koydu? Emin olun omurgasızlık. Onu ben öyle söyleyeyim size. Bu omurgasızlık. Bugün de mitinge falan katılacakmış. Yazık ya. Yazık ya. Bakın şu ne demek biliyor musun? Hı. Meral Akşener'in kumar masası, poker masası dediği Türkiye'yi kumar masasında kaybetme pahasına oturdu ya. Hı hı. Demek ki aynı şeyler var arkada. Bu Muharrem İnce'ye yapılanların aynısı. Bunu yapmakla Meral Hanım da kurtulamaz.
yarın öbür gün sistemden çıktıklarında varsayalım imkansız ya, varsayalım iktidar oldular. Nevel Hanım'ı bir günde yerler, aynı tehditleri bırakacaklar mı zannediyorsunuz? Kumar ve poker masasına geri çağırmak için. Bu Türkiye'yi yeme projesi, katılan herkes tarihten silinecek ayın 14'ünde oy bitiyor. 15'inde birbirleriyle kavgaya başlayacaklar çünkü her zamanki gibi kaybedecekler. 16 ve 17'sinde küfürleşme başlayacak ve bir daha tarihte adları anılmamak üzere yok olacaklar. Tıpkı bundan öncekiler gibi. 2002'de olanları hatırlayın o seçimleri. Siyasetten silinen silsileyi. Şu anda da hepsi. Bebecan, Babacan'dan tutun Davutoğlu'na. Gültekin'den tutun öbürlerine, tiplere bilmem. Hepsi yok olacak tarihten. Bir daha gelmemek üzere. Şimdi bunların arasına Muharrem İnce de katalım. Bir daha gelmemek üzere. Kılıçdaroğlu zaten gidiyor. Muharrem İnce tamamen silindi diyebilir miyiz siyaset tarihinde? Bakın karşı tarafta siyasette hepsi silindi. Bu seçimin sonucunda bu dedim size 14, 15, 16 neler olacağını da anlat. Çünkü bu millet mağaralarda yaşayıp yemeği de ve pisliğini aynı mağarada yapan insanları devlet yönetimine getirmek isteyenlere izin vermez. Öyle bir adamlara buna izin verecek adamlara da Cumhurbaşkanlığı vermez. Vermez. Verir gibi yapar bunları yalamsık bırakır ama vermez. Çünkü bu milletin bir devlet aklı vardır. Bu kadar basite alınmasın. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak diyen bir adama iktidar vermez. Ben ordular için söylüyorum. Ordu'da fındık yetişir. En önemli ürünü fındıktır. Urfa'da fındık yetiştiren adama bu millet oy vermez. İzin vermez. Yönetim izni vermez. O 1,5 sene altılı masa dediler. Tek bir sonuca ulaşmadı. HDP ile bir günde ortak fikre vardı. Türkiye'yi 25 parçaya böleceğini kışıkla açıkladılar hep birlikte. Bu nasıl bir aymazlıktır? Biz Çin'e kadar bir Türk dünyasından ve Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Birileri bizi ufacık bir alana hapsetmeye çalışıyor. Sizce Allah, İnce'nin çekilmesi kimin lehine? İnce'nin çekilmesi aslında kimin lehine veya lehine değil. Ona umut bağlayan çok azı bir azınlığı evet. Şaşkınlık içinde bıraktı. Evet, aynen öyle. Çünkü onlar zannettiler ki karşımızda bir kurtarıcı var. Hepsinin boş olduğunu bir günde gördüler. Neden? Çünkü solun yapısı buna izin vermez. Sol ilginç bir gelenektir. Sol birbirini yiyerek, ülkeleri yiyerek büyür. Bu böyledir. Dünyanın hepsinde böyledir. Yeryüzüne solun olduğu, ister adını sosyal demokrasi ister ne koyun, ne koyarsanız koyun. Solun girdiği hiçbir yerde huzur yoktur. Çünkü sol kültür şikayet üzerine yerleşir ve büyür. Şükrü bilmeyen insanlarda huzur olmaz. Şimdi CHP kanadından işte gerek Kılıçdaroğlu olsun, CHP'li Gürsel Tekin olsun bunlar tekrardan masaya davet ettiler aslında bakarsanız İnce'yi. Hani hoş geldin gibi. Benim teklifim hala geçerli dedi Kılıçdaroğlu. CHP'yi takip eden insanlar zorluyorlar. Evet. Ya onların bile tepkisine yol açtı aslında bu. CHP kanadından da tepkilere yol açtı CHP'ye. Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi CHP'nin o oyları sizce AK Parti'ye mi gider? Yoksa Sinan Oğan kalıyor geriye, ona mı gider? Şimdi CHP 83'e yakın milletvekili vaat etmiş şu ana kadarki o küçüklere. Şimdi bu ilginç bir rakam. Geriye kalanı HDP ile CHP'nin olacak demektir. İyi Parti'ye bu adamlar çok az bir şey bırakırlar. Geri kalan bütün. Peki HDP'nin istediği biz sırtımızı PKK'ya, PYD'ye, PYPG'ye falan dayadık diyenler fikirlerinden vaz mı geçtiler? Yok. Hayır. Peki Muharrem İnce'den giden oylar kalkıp bu adamlara gider mi? Yok. Gitmez. Gitmez. Neden? Çünkü içlerinde şu anda ya bir öfke büyüyor onların da. Neye karşı? Bu hainliğe karşı. Bu hainliğim olacağını keşke sorsalardı, baştan söyledim zaten. Yani benim fikrim her zaman oydu. Çünkü solun yapısı budur. Geleneksel yapısı budur. Bu bir yalnız bizde değil, dünyada budur. Sol huzursuzdur, kendi içinde huzursuzdur, güvensizdir
ve hiçbir şeyin iyiliğine çalışmaz, olumsuzluk peşindedir. Yapı budur. Yani ben 50 sene, 45 sene önceki huzursuz olan arkadaşlarımın 45 sene geçtikten sonra hala şikayet kültürüyle huzursuz yaşadıklarını görüyorum. Bence var ya, aslında bundan kurtulabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikrinden kurtulmak lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 1908'de, 38'de ölmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki her geleneksel iyiliğe karşı çıkan bir parti. Her gelişmeye, her yapılan işe karşı çıkan bir partidir. Mustafa Kemal döneminde yapılmış olan, Atatürk'ün o yapmış olduğu uçak fabrikalarını bile bunlar soba fabrikasına çevirdi NATO istiyor diye. Bunlar aynı şeyi şu anda Türkiye'de aynı şeyleri yapmak istiyor. İngiliz bir sistemi, İngiliz'in sevmediği bir şeyi bu millet nasıl sevecek? Nasıl böyle bir insanlara güvenip de oy vereceğiz? Biz kimle Kurtuluş Savaşı yaptık? Gelen Yunan mı zannediyorlar? Yunan'ın aklı mı vardı, devleti mi vardı? Kralı Konstantin bile Sakson prensidir. Ne Yunanistan diye bir devlet hiç olmadı. Yunanistan'ı yöneten Kral Otto'ydu. Kral Otto Yunanca bilmiyordu, Rumca bilmiyordu. Bunlar öyle bir mantık ki bizim karşımızda hep İngiliz vardı. İngiliz oldu. Çünkü Anadolu'ya çıkan birlikler İngiliz ve Amerikan gemileriyle getirildi. Yanındaki yemekleri hep onlar tarafından hazırlandı. Yoksa Yunanistan silah mı üretiyor, gemi mi yapıyor? Yunanistan o zaman değil, şimdi bile yapamıyor. Aynen. Milletin gözünü açması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu tam anlamıyla Batı entelijansına teslim oldu. Türkiye çok büyük bir tehlikenin içerisinden dönecek 14 Mayıs'tan 15 Mayıs'a bağlanan gece. Şimdi milletvekili adaylığınızla ilgili son ne söylemek istersiniz? Efendim, milletvekili adaylığım, ben bu söylediklerimin çok daha ayrıntılı raporlarını mecliste hazırlamak üzere. İki, ordunun Türkiye ve küresel vizyonunu dünyaya göstermek için çalışacağım. Bu değişik bir yöntem. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Sağ olun.